Önce ekran başındakilere, sonra sırf konuklarımıza, Beyaz Şov'a hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Üsküdar Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bozok Üniversitesi. Abi o nedir ya? Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Şu anda ekran başındakiler de görüyor mu? Abi gözünü seveyim, bari kafana eğme. Zaten azıcık bir şey görünüyor. Bir şey söyleyeceğim, hoş geldin. Yani bağımsız olarak geldin yani. Nereden geldi? Saçlar nereden geldi? Sen geldin, onu belli de. Nereden geldin? Nereden? Mersin Üniversitesi'nden. Peki, hoş geldin. Vay arkadaş, çok enteresan. Yani çok gördüm bugüne kadar. Fakat böylesine ilk defa. Gerçekten senin mi saçlar, peruk mu? Çok acayipmiş ya. Bir ayağa kalkar mısın? Bir görelim. Çok acayip. Evet. Saçların altından bacak çıkıyormuş gibi değil mi ya? Yani vücudun bir bölümü yokmuş gibi yani. Çok acayip. Kaç senedir uzatıyorsun onları? Kaç? 3 senede böyle. Vay maşallah ya. Harika. Görebiliyor musun şu anda? Bizi seçebiliyor musun? Ya çok acayip değil mi? Bana mı öyle geldi? Bir enteresan. Akşam gece yatarken ne yapıyorsun? Saçın içine çekilip yatıyorsun değil mi? Yani hani saçı örtüyor üzerine. İçine ya. Böyle yatağı annesi bir açıyor. Topak yatıyor böyle yatakta. Vay maşallah. Harikasın ya. Belki ilerleyen dakikalarda yine seninle sohbet etme imkanı buluruz. İnşallah. Saçın içinde uyumazsan, bizlerle beraber kalırsan. İsim neydi? Uğur. Uğur'cum. Peki hoş geldin diyelim tekrar. Devam edelim. Efendim? Devam edelim. Evet. Bozok Üniversitesi. Rumeli Üniversitesi. Gebze Teknik Üniversitesi. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Konya Selçuk Üniversitesi. Konya Selçuk Üniversitesi Uğur'un saçlardan bizi göremiyor şu anda. Ama buralardayız, bizi merak etmeyin. Çukurova Üniversitesi. Serdar Ortaç Fan Club'da bizlerle beraber. Efendim bugün harika konuklarımız var. Canlı yayında saatler 12'ye 10 var. Mükemmel bir filmle ilk konuklarımı alkışlarla buraya davet edeceğim. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminden Binnur Kaya, Uras Kaygılaroğlu, Demet Özdemir geliyor. Alkışlar. Gelin böyle büyük bir alkış alalım onlara. Evet, önce geçmiş olsun. Yani filmden dolayı geçmiş olsun. Bugün mü giriyor vizyona, ne zaman? Bugün. Evet, bugün. Bugün vizyona giriyor. Harika bir film. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi. Yani şöyle söyleyeyim, artık tekrar olacak ama bilmeyenler için söyleyeyim. Sahiden bu stüdyolarda büyüdü. Ablasıyla beraber çalıştık. Yıllar önce sizin oturduğunuz yerde oturup çok küçüktü. Bu programı seyrederdi. Ben tekrar söyleyeyim, bugün seni burada görmek, ilk filminle görmek gurur verici bir şey. Hem ailene hem sana helal olsun. Teşekkür ederim. Valla. Bir de dünya güzeli yani. Teşekkür ederim. Ve çok yakışıklı bir adam. Kefil olduğumuz bir adam. Harika bir adam. Annen nerede? Burada mı? Arka taraftan izliyor. Arka taraftan izliyor. Bir ara gelsin. Annesine şöyle kenardan bir yer yapalım. Anneyi de görelim. Dünya güzeli bir anne. O da gurur duyuyordur seninle. Değil mi? Eyvallah. Bir şey söylemek ister misin? Annemi hayatımda tek kadındı. Sonra evlendim, iki oldular. Şimdi bir de kızım oldu. Üç kadınla birlikte yaşıyorum. Üçünüzle de çok mutluyum.
Bilmiyorum. Şu anda bak göster. Göster. Aa, sinek mi? Evet. Bayağı uğur sineği. Yok. O uğur böceği. O başka. O harika. Ne yapıyorsun Binnur'cuğum? İyi be ya. Oy bebeğim benim. Canım benim. Aşkım benim ya. İyi. Ya çok heyecanlı. Vallahi çok heyecanlı. Harika bir oyuncu. Filmde döktürmüş. Gerçekten mükemmel ama bu kadar da heyecanlanıyorsun. Ya yalvarmakla geçti buraya gelmeden önce günlerim. Allah'ım ne olur konuşabileyim. Lütfen konuşabileyim. Ya yardım et lütfen yani iki cümleyi bir araya getirebileyim. Ama şu anda bayağı konuştun an... yani bayağı vakit geçti yani. Susmazsan program bitecek yani. Ağzını ne oldu ya? Bugüne kadar karşımıza her çıktığı rolüyle döktürdüğü bu usta oyuncuya büyük bir alkış alalım. Şöyle yerlerinizi alayım size. Buyurun nasıl oturmak istiyorsanız Serdar'a da yer açalım. Çünkü harika bir konserle yeni albümüyle alkışlar da Serdar Voltaj. Evet ne oldu bir anda durduk ya ne güzel şarkıyı. Harika nasıl? Harika. Bir şarkıyı bir daha gir bakalım bir şarkıyı. Var mı sizde? tamam seyircilerle beraber söyleyelim. Kalma diyarı. Bir dakika. Bir müzik yapma. Bir ne öğrenmişler bakalım. Bir, son, iki, üç. Yavaş yavaş bitti. Kalmadı yarim. Alkışlar. Harikasınız. Hoş geldiniz. Harikasınız. Gel babacığım, gel otur. Konuklarımıza toplu bir alkış alalım. Başlayalım yavaş. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun filminiz. Senin albüm zaten... Ne kadar oldu albüm çıkalı şimdi Serdar? 3 ay, 2 ay. 10 gün. 10 gün olmadı ya. 10 gün oldu mu çıkalı? Ekim'de çıkmadı mı? Yok yeni çıktı 10 gün. Ha 10 gün oldu. Daha yeni. Yeni çıktı albüm. Daha 10 gün oldu. Bilmeyenler için söylüyoruz hocam. Albüm bu kaçıncı albüm oldu? 23 senede. 1994 Karabiberim. 95 Yaz Yağmuru. 25. 25. Hayatımızın yani şu dönemin pop tarihinin geciklisi. Vay arkadaş ya. Ama beyler kızlar yaşlanmadık yani bak beyazı görüyorsun bizi görüyorsun. Vallahi bak ben kendim için öyle bir şey söylemek istemiyorum çünkü eski görüntüleri ben de şöyle bir durum var. Her hafta sizin evin içinde olduğum için 22 senedir her hafta benim yaşlandığımı anlamıyorsunuz ama eski görüntülere bakınca aa ne kadar değişik. Fakat seninle ilgili bak burada bir sürü soru var. Bunları da soracağım seyircilerden gelen. Abi yani 23 senedir beraberiz hiç mi yaşlanmaz? Ses devamlı ilk helyumu çektiğin ses gibi kalmış yani. İlk helyumu kalmış gibi ses hala aynı ses. İlk helyumu Beyaz'da yaptırmıştı bana bilsem ki okumuştum hatırlıyorum. Evet ister misiniz hala helyum yapalım mı? Evet. Önce dikkati dağıtmadan çok kısa teşekkürüm var. Ta Çorlu'dan, Sakarya'dan Serdar Ortaç Hayran Kulübü geldi. Kızlar çok teşekkürler sağ olun. Beyler sağ olun. Evet arkada olun. Da bir arkadaşı gırtlakladılar orada. Abi bir daha bir kalk seni buradakiler de görsün. Gördünüz mü arkadaşı ya? Bir kalk bir görsünler abi bak. Tamam oturabilirsin evet. Böyle ara sıra sana bunu yaptıracağım ben. Çünkü seni unutmamak lazım gerçekten mükemmel yani. Nasıl gidiyor Serdar'cığım her şey? Sağlığın, saatin, keyfin, hayat. Sağlık iyi düzeliyor. Süper. Doktorumla konuştum gelmeden şöyle söyledi Ayşe Kocaman. Ayşe Sağduyu Kocaman. Bütün Türkiye'de 60 bin üzerinde MS'li var. Bu MS hastalığını sakın korkulacak bir şeyler gibi görmesinler. Erken teşhis edilirse... özürlü olmanın, engelli olmanın önüne geçiliyor. Bizimki erken teşhis edildi ve iyiye gidiyor. Herkese uyarıyorum kızlar, belinizde fıtık falan zannedip de belim ağrıyor. Yok ayağım uyuştu, aman gitmeyeyim doktora demeyin. Beyler,
O röntgenin içine muhakkak girin. Beni hanım zorla röntgene soktu. Benim yoksa gidesim yoktu. Düğün sonrası hatırlayın. Nasıl hatırlayalım biz? Nereden bilelim öyle bir şeyi? Ha, onlar hatırlıyor. Ha, onlar hatırlıyor. Fan kulüp ha. Biz çünkü bildiğimiz bir şey değil yani. Ya biz nereden bilelim hanımı röntgene zorla sokmuşlardı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,